değilsin. Evet. Hem şahsiyetin hem müziğin bir hazırlanılmış, paketlenilmiş, sentetik bir müzik ürünü, müzik piyasasına atılmış, getirilmiş, konulmuş bir ürün değilsin. Ama ve lakin yine de tasarlanmış, estetik olarak tasarlanmış, güzel tasarlanmış fotoğrafların, albüm kapakların var. Bunu Show Radio'daki programda da söylemiştim. Hakikaten çok güzel, çok güzel bir, yakından da gösterirsek, çok güzel bir albüm kapağı, çok güzel çalışılmış. İşte buna ne diyorlar fotoğraf çekimlerinde, styling diyorlar, efendim dekor yapmak deniliyor filan. Bu fotoğrafın hikayesini anlatır mısın bana tabii tekrar? Ki. Okan Bey, aslında daha önce sizinle konuştuğumuz gibi birçok projede ya da fikir odak noktasında genellikle ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama tabii çalışma arkadaşlarımla birlikte bunları hep üretmeye çalışıyoruz. Bu perde aslında gerçek bir perde arkadaki. Mahalleden, Balat'ta yaşadığınız mahallede Serap diye bir arkadaşımız çizdi bu perdeyi. Hmm. Aslında bu tabii ki fotoğrafa bakınca da bizim tabii geçmişte hep böyle özlem duyduğumuz hissiyatıyla birlikte o karakter yapısıyla bize asla kaybetmemiz gereken bir dokuyu ben hissettirmek istedim albüm kapağıyla birlikte. Bir önceki ilk albümde Dönersizlik Çal'da da bir çiçek tutup paylaşmıştım insanlara. Bunda da böyle bir hatırası olacak diye bir albüm kapağı hazırladık. Dilerim ki de insanların, dinleyicilerin hoşuna gitmiştir yani. Bir de tabii çok konuşurken İstanbul'u seven iki insan olarak ben Galata'da oturuyorum, sen Balat'ta oturuyorsun. O tarihi dokuyu her gün oturduğumuz yer, mahallemiz itibarıyla soluyabiliyoruz. Hatta Show Radyo'daki programa gelirken de komşularınla gelmişti. Evet. Hayatımda her şeyi gördüm. Fakat programa komşusuyla gelen adamı ilk defa gördüm. Yani her şeyle gelen gördüm. Kedisiyle, köpeğiyle, çantasıyla, çantayı taşıyanlarla, şusuyla, busuyla, sevgilisiyle, alacaklısıyla geleni gördüm. Fakat komşusuyla geleni ilk defa gördüm. Neden öyle gelmiş? Beni de severlermiş efendim o komşular. Sizi hala bekliyoruz bu arada. Evet, geleceğim. Evet. Geleceğim. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Evden çekime, çekimden eve, oradan radyoya falan bir hayatıma. Çok istiyorum. Mahalleden çok selam getirdik bu arası. Allah razı olsun. Ne güzel işte. Bu benim hoşuma giden bu. Mahalleden selam geliyor abi. Aslında dünya kocaman ama aslında küçücük. Ne kadar küçük o kadar ilişkiler ne kadar sağlam. Ve sen hiçbir şekilde Balat'tan kıpırdamıyorsun. Oraya bayılıyorsun. Evet. Orada, aile de orada. Ailem Antalya'da. Aile ama Antalya'da tabii orada ama bir komşular birlikte bir başka bir aile var. Bir aile var. Bunu da söylüyorsun sürekli. Diyorsun ki Balat'ta huzurlu mahallede küçük bir hayatım var. Komşularım var, sevdiğim, küçük kardeşlerim var. Sonra yalnız diyorsun ki, burası çok güzel. Sonra diyorsun ki benim derdim huzurlu yaşamak ve sanatımı icra etmek. Şimdi burada beklediğin huzur herhalde sana sanatın için gerekli olan, gerektiği kadar yalnızlık, gerektiği kadar sükunet, şarkılar için, hepsi için değil mi? Başka bir huzurdan bahsetmiyor. Çok gençsin çünkü. Evet. Bir de yani yaşlanan insan değil mi Tuncay, sen huzurlu yaşamak falan istiyor musun? Ya ben hiç istemiyorum. Ya ben hiç huzurlu yaşamak istemiyorum. Sen de istemiyorsun. Ya Tuncer abi bizim için çok kıymetlidir böyle bu arada. Evet, İyi ki varsın Tuncer abi. Ne güzel. Senin aynı kuşakta yaşayıp böyle senin gitarınla birlikte büyümek benim için çok böyle büyük bir heyecan. Ve karşısında böyle oturmak müthiş bir şey yani. Evet. Söyle. Evet. Söyle. Kuşak gördün mü? Gördün mü? Senin gitarınla beraber büyümek. Evet. Ah yazık. Ne hallere geldi bu. Çok yaşlandı bu. Vallahi yani evet. Beli tutmuyor bunun, ayakları tutmuyor. Ama yaşlandıkça güzel olmuş adamlar. Oturtuyoruz bunu. İşte orada tingir mingir çalmaya başlıyor. Ha? Yakında belgeselini çekeceğiz onun. Belgeselini çekeceğiz. Seninle büyüdük. Kaç nesil seninle büyüdük. Ne istiyorsan söyleyebilirsin. İçinde yaşlılık vurgusu yap, bana yeter. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. Peki. Şimdi buradaki huzur meselesi, onun da ihtiyacı olan huzur, sanatı için gereken huzurdan bahsediyor. Bunu bazıları yanlış anlıyor. Mesela ben 20 yaşındaki gençlerde diyor, artık huzurlu bir hayat istiyor. Bu nesine huzurlu hayat istiyorsun? Senin isteyebileceğin şey ancak daha huzursuz bir hayat olmalı. Çünkü huzur, huzursuzluk, cıvıl cıvıllık. Ben hiç huzurlu bir yer istemiyorum. Yani ha, gidiyorum kendimi yalnız başıma eve kapatıyorum. Ona ihtiyacım var ama onun dışında bir yere gittiğim zaman böyle mesela huzurlu diyorlar. Sonra müzik için diyor ki bir şarkı çalıyor da diyor ki çok dinlendirici. Ya şarkı çok dinlendirici olur mu? Allah belanı vermesin senin ya. Çok dinlendirici şarkı asansör müziği olur.
Şarkı dinlendirir mi? Şarkı dinlendirmez. Şarkı hayatını değiştirir. Sana yeni bir şeyler getirir. Bir şeyi kıpırdatır. Bir hareket getirir şarkı. Şimdi şu askerden ayrılırkenki video mu? Alas mı aldık videosu mu? Ne o video? Dur bakayım, evet, onu görmek istiyorum. Veda videosu. Görelim mi? Tabii ki. Çok tatlı yahu. Maşallah maşallah sana. Buradaki arkadaşların hepsi bana destek oldular. İşte malum memleket, eğer senin öyle bir durum varsa diye biz de sana destek olalım. İşte video çekelim falan diye bir durum oldu. Son gün bu arada bu paylaştığımız video. Öyle bir kaydı da ben paylaştım zaten. Harikulade. Peki şimdi de gel sallaya sallaya, evet, klibine bakalım. Buyursunlar. Harikulade olmuş. Biraz senden bu işin niye böyle tasarlandığını dinleyelim. Çok güzel olmuş. Çok hoş. Sinema gibi bir şey. Teşekkür ederim. Nasıl bir, biraz klip nasıl, niye böyle çekildi, neler anlatıyor onu dinleyelim. Klibi sana çok kıymetli dostum Ahmet Cantekin'le birlikte çektik, yönetmen arkadaşımız. Senaryoyu ben yazdım. Aslında buradaki hikaye tamamen aslında bizim kendi yerel coğrafyada var olan aslında bir kültürel bir hikayedir bu bizdeki. Çok çingene demek istemem ama nasıl diyeyim? Bu bir kervan göçü gibidir aslında bizdeki var olan yapıdaki. Çok öncelere hala da Çingeneler zamanı filmi işte, gibi olmuş. Tony Gatliff, Goran Bregovic, böyle eski zamanlarda izlediğim filmler, müzikler, Balkan müzikleri çok ilgilendim. Üniversite zamanında da çingenelerle ilgili bir sunum yapmıştım. Ve benim de ilgimi çok çekiyor. Yaşam tarzlarıyla birlikte aslında bir bütünlük halinde, ne kadar kaos içinde olsalar da aslında bütünlük halinde hep mutlular ve neşeyi de kederi de bir arada paylaşıyorlar. Ya bu klipteki asıl amaç hep şeydi bendeki yazarken de. Neşe de bizim, keder de bizim arkadaşlar. Hep dram nereye kadar diye. Hem hikayesiyle bütünlüğüyle bizi bir arada tutan işte iyiliğe, güzelliğe, kedere, neşeye dair bir atıfta bulunmak istedik böyle bir klipte. Bu tabii ki şarkıda biraz da bunu barındırdığı için de böyle bir şeyler yaptık babacığım. Çok güzel görünüyor. Çok eğlenceli. Mutlu eden bir iş olmuş. Teşekkür ederim. İzleyelim devamını. Düşle, valla sen alacaksın canımı. Sallaya, sallaya, bu aşkın ben değil. Ya Nesloş, yani şimdi duymayanlar için tercüme yapan sevgili Neslihan'dan söz ediyorum şu anda. Kızım nasıl çeviriyorsun yahu? Yani ben daha tabii bir şarkıdaki sözü, tabii yani müziğin üzerine yazılmış sözler de kolay değil. Bir kere şiirsel devrik cümleler var, bilmem ne var. Çoğunlukla ne dendiğini de tam idrak edemiyorsun bazen. Nasıl bunu çeviriyorsun ya? Alo? Alo? Nasıl çeviriyorsun? Anlayamıyorum yani, bunu nasıl yaptığını hakikaten anlayamıyorum kızım benim. Canım nasıl, bak her şeyi yani, bir de tabii her zaman söylüyorum, Neslihan çevirmeye başladıktan sonra duymayanlar, ben onlardan çok güzel dualar aldım. Neden? Mesela şimdi senin sözlerin güzel. Her söz güzel değil ki. Her şarkı sözü güzel değil ki. O zaman duymayanlar diyorlardı ki ya biz çok imreniyoruz. Hepiniz çalıyorsunuz, söylüyorsunuz ama o sözleri de duyuyorsunuz, oynuyorsunuz diye. Öyle bir şey yok. Sonra dinlediğimizde dedi, Neslihan bize çevirdiğinde anladık ki çok gerizekalıcaymış. Şimdi siz de o sözlere katlanıyormuşsunuz. Biz de bunu anladık. Mesela çok değil mi? Şarkılar var. Değil mi?